Tam gına mı yaptırsın şehirde? Evet. Onlar mı yaptırır? Nerede yaptırır? Yok yok, çok şükür hayatta duruyor. Yok ayağım oyun. Vallahi Allah. Nasıl olsa? Ya şimdi günler ha, olacak. Yani olacak. Yerine gelecek. Evet. Her şey. Bu da rivinç yapma. Rivinç yapıldıktan sonra bak. Ana şeyi bu. Köyümüzün, Serince köyümüzün en meşhur orciki, yani en ileri gelen, yani bir 9. ayda başlar millet. 11. ayda yatan köyümüzde orcik yaparlar. Kaliteli, yani herkes müşterisi var, şeyi var, kendine göre şeyi var. Herkes de böyle güzel bir orcikimizi yaparlar yani. Pestilimiz var, orcikimiz var. Sabah 5'te kalkarlar. Zaten akşamdan sıkarlar şiresini, hazırlarlar. Sabah kalkarlar, kaynatırmaya başlanırlar. İşte 7-7.30-8'e ten hazır olur. Ondan sonra batırmaya geçerler yani bir köyde. Yapımı şöyle, şireyi sıkarlar. Ondan sonra ufak ufak kaynatırlar. Toprak az verirsin. Mırık şeyini ala, kefini ala, yani şeyini ala, pisliğini ala diye. O yüzünün şeyini temizleriz. Ondan sonra un karıştırırız. Ondan sonra kazanda karıştırırız yani. Kendi halinde bir bulamaç haline gelir. Ondan sonra orciklimizi batırmaya başlarız. Yani biz ipa bağlıyoruz, şey diyoruz, gördüğünüz gibi arkamızda yani bak aynı şeye geliyor yani bir... Şimdi bu biz gelenek, yani biz kalktık kalkalı babamızdan, dedemizden, nenemizden görme bir şey yani bu. Bizde pestil de yapılır, pilit deydik eskiden, kesme işimi diyorlar. Şimdi ismi kesme diyorlar, yaparlardı. Biz çocukken kaçırdık, yerdik yani bu çok güzel bir lezzetli yani bizim adetimiz yani. Bu köyümüzün yani bu harp tarafının bir simgesi yani diyelim gibi bir şey yani, çok güzel bir şey yani. Kazanç satıyorlar, kazanç ediyorlar yani. Herkesin kendine İstanbul'a, yani yurt dışına da siparişi var, alıyorlar, veriyorlar yani. Ona göre şey diyor, herkes yani yapar yani. Bu yemeği olmaz, sattığa yani şey diyorlar. Bahçeden üzümü getirdikten sonra bizim makinemiz var. Makinede suyunu çıkarırız. Suyunu çıkardıktan sonra büyük kazanlarımız var. 250 kilo, 300 kilo kazanlarımıza doldururuz. Onun akşamdan böyle biraz dibine ateş veririz. Ateş geldikten sonra ürünün kep deriz biz ona, kelp. O kepini arırız. Kepi döktükten sonra gece 2'de kalkarız tekrar. Kazanın dibini yakarız. Kazanın şiresi kaynayana kadar onu kaynatırız. Kaynadıktan sonra bizim şeker torbalarımız var. Yani size anladım, eskiden şeker kollardı. Şimdi biz onların içerisine şireyi koyar süzeriz. Yani sizin anlayacağınız filtreden geçer. Filtreden geçtikten sonra tekrar o kazanı boşaldıktan sonra yıkarız. Tekrar o filtreden geçen şireyi kazanın üzerine doldururuz. Kazanın üzerine doldurduktan sonra tekrar dibini yakarız. Kaynayana kadar onu kaynatırız. Bu yanda da ayrıca bir şey, ona bir şey diyoruz. Viniş diyoruz. Libincini çalarız. Un yanı
bir üst kereye bir sit ile bir üst küre un. Livincini çaldıktan sonra onu da tekrar sıcak şireden pişirdikten sonra tekrar kazanın üzerine tökeriz ve kazan bulamaç kaynayana kadar onu şişten çeviririz ve kaynadıktan sonra da bulamaç olmuş olur. Evet, cevizler ipe takıldıktan sonra burada büyük teşlerimiz var. Teşlerin içine bulamacı tökeriz. Cevizleri onun içine daldırır, çıkarırız. Bir gün sonra orçuk haline geliyor. Yani güneşe bırakıyoruz. İşte 4 gün batırırız. 5 günde kurudururuz. Yani 10 gün içerisinde orçuk olmuş olur. Şimdi üzümümüzü değerlendiriyoruz. Kendi üzümümüz var. Şu üzüm mesela bu sene satılmıyor. Onu orçuk yapıp paraya çeviriyoruz, sizin anlayacağınız.